Evimizdeki ilk iki maçı almıştık. Şimdi deplasmandayız. American Airlines Center'da Dallas Mavericks'in konuğu oluyoruz. Playoff'un üçüncü maçı bakalım nasıl geçecek. İlk iki maçı çok rahat bir şekilde almıştık. Gerçekten o iki maçta çok büyük taraftar desteği vardı bizim adımıza. Şimdi taraftar desteğini arkasına alan taraf Dallas Mavericks. Bakalım nasıl olacak, taraftarların hepsi masmavi giyinmiş. Hava atışıyla maça başlıyoruz ama maçı anlatmaya başlamadan önce bir kez daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kap su ve bir kap yemek koymayı unutmayın. Maça gerçekten kötü başladık. İlk dakikalarda hiçbir şey yolunda gitmedi bizim adımıza. Ve şu anda 7-1 gerideyiz. O attığımız bir sayıyı da Ed Davis'in serbest atışları sayesinde bulduk. Burada Kobe Bryant topu çaldı. Hızlı hücum şansı. Kobe alley-oop'u kaldırdı. Fast break'te alley-oop smaçıyla başladım maça. Maça bu tür şeylerle başladığımız zaman ben gerçekten hevesleniyorum ve çok daha dikkatli oynuyorum. Öyle olunca çok daha iyi Lakers izleyebiliyoruz. Ama şu anda 7-3 durum. Ama başlangıçlara çok takılmamak lazım. Kobe Bryant'a çok güzel bir pas bu arada. Onun da atışı başarılı. İşte asıl önemli olan şey nasıl başladığın değil, o konuda nasıl devam ettiğindir. Dallas Mavericks şu anda bu konuda sıkıntı yaşıyor. İyi bir başlangıç yapmak önemli. Önemsiz demiyorum ama dediğim gibi önemli olan devam ettirebilmek. Yoksa biz de çok hani 10-0, 15-0 başladık ama ondan sonra Hall of Fame bir şekilde geri geldi. Burada da Rondo'dan bir top kaybı daha geldi. Ve fast break'te topu paylaşmayı tercih ediyorum. Kendim de atabilirdim. İyi bir başlangıca daha iyi bir seriyle cevap verdik ve Rondo da kaçırmaya devam ediyor. Gerçekten bu seride berbat oynuyor. Sayılarına, asistlerine baktığımız zaman o kadar da kötü oynamamış diyebiliriz ama gerçekten maç içinde felaket derecede kötü oynuyor. Takımına zarar veriyor desem yeridir. Ben de onun zaaflarını bildiğim için onları elimden geldiğince kullanmaya çalışıyorum ki bu seriyi bir an önce 4-0 geçelim ve hemen ikinci tura geçelim. Şu an kim kiminle playoff'ta eşleşmiş onu bilmiyoruz. Onu bir tek sosyal medyadan görebiliyoruz. Videonun sonunda bir bakalım kim kiminle ne yapıyor, kaç seride durumlar veya hani ikinci turdaki rakibimiz belli oldu mu, olacak mı? Bir bakalım ona videonun sonunda. Rondo'dan bir top kaybı daha geldi. Bizim Rondo değil mi bu arada? Fast break'te bir alley-oop daha. Rondo alabilirdi de bunu. Allah Allah, Rondo'ya bir sakat falan mı acaba? Hani sakat olunca overall'ı düşüyor falan. Neyse, her türlüsü benim işime geliyor. Böyle oynamaya devam eder umarım. Bu arada Kobe'ye çok güzel bir pas. Kobe alır almaz üçlüyü gönderdi. Kobe Bryant de maça çok iyi başladı. Onun bir önceki maçta smaç vurması benim var ya, içimi o kadar rahatlattı ki artık yani daha da bir şey istemem derken fast break'te bir smaç daha vurdu Kobe Bryant. Tam smaç bastı, içim rahatladı diyorken alley-oop smaçını da bastı, artık alley-oop smaçı basamıyor diye düşünüyordum. Ama ilginç olan şey şu, Kobe'ye çok daha uygun pozisyonlarda alley-oop pası attım ben fast break'te 2'ye 1 giderken falan, hepsini turnike ile bıraktı. Ne olduysa oldu, son iki maçta bir atletizmi gelişti Kobe'nin, artık playoff modu hani açıldı herhalde. O Black Mamba'nın çenesi çıktı sanırım. Bu arada taraftar defense diye bağırması oldukça güzel. Kendi evimizdeyken defense diye bağırırsa bizim taraftarımız böyle iyice savunma yapasım geliyor. Deplasmandayken karşı taraf defense diye bağırırsa böyle o insanları susturasım geliyor. Defense diye bağırıyorlar, sayı atıyorsunuz bir anda susuyorlar ya, o benim çok hoşuma gidiyor gerçekten. Ki burada olduğu gibi bir anda böyle sessizlik çöküyor. Bir önceki maçlarda yaptığı hatayı yapmaya başladı Dallas Mavericks. Bana double team'e gelmeye başladılar. Ben de başkalarını buluyorum. Ve bulduğum isimlerden bir tanesi DJ Augustin. O da çok iyi bir playoff geçiriyor. Çok yüzdeli bir şekilde üçlük atıyor gerçekten. Ama bana double team'e geldikleri sürece, ki burada da gördüğünüz gibi DJ Augustin'i bir anlık boş bıraktılar. Üçlüğü gönderdi DJ... Yok, ikilikmiş. Yalnız şunu da düşünmeleri lazım. Bu 3 maçtır. Hani bu maç henüz bitmedi ama ya ilk 2 maçta sürekli double team yedim ama hepsinden ya üçlükle kurtulduk ya da yani 10 pozisyonun 7'sinden 8'inden sayı bulduk. Ona rağmen sürekli double team yapıyorlar. Burada da Yalnız pazara kadar gitti, sayıyı buldum. Bu da benim 20. sayım oldu. 20'ye yaklaşık 1 saniye kaldı. Rajan Rondo çok güzel bir süre bastı. Rondo içeriye girdi. Burayı terk et, alın bunu buradan. İlk iki maçta maçı bitirdiğimiz çeyrek 3. çeyrekti. Bakalım bu maçta nasıl bir ikinci yarı oynayacağız, nasıl bir 3. çeyrek oynayacağız. Rajan Rondo'ya sırtı dönük oynuyorum. Savunma yok diyebilirim yani, o kadar kötü savunuyor şu anda. İlk yarıda bir asist daha yapsaydım double double yapmış olacaktım ama önemli değil. Oldukça iyi bir ilk yarı geçirdim ki burada Ed Davis'e asist yaparak double double'ımı yapmış oldum. Yalnız bu maçta ondan bahsetmedim, şu anda 5 top çalmayla oynuyorum. Bu oldukça etkileyici ama 6 top kaybım var, o biraz kötü. İçeriye girdim, Nowitzki'nin üstünden smacı bastım. Bu seride Nowitzki, Rajan Rondo ve Monte Ellis'in benden çekeceği var. İkinci yarıya Dallas Mavericks'ten Tyson Chandler çok iyi başladı. Randall perdeye gelmişti, Rondo yine geride kaldı. Orta mesafeli atışın başarılı. Rondo'nun böyle olduğunu gerçekten bilmiyordum. Ya onun da çok kötü yapmışlar ya da berbat oynuyor yani, sadece bunu söyleyebilirim. Perdeden çıkan Montreal'ı kapasitacak Rondo. Evet, dediğimi yaptı. Montreal'ı sen burayı terk et geldi.
Montealis'e vurduğum blok maçtaki 3. bloğum oldu. Ki Montealis de bayağı bocalıyor. Bu ikili Rajan Rondo ve Montealis, burada Rondo'dan bir top kaybı daha geldi. Seriyi sattılar derler yani, öyle oynuyorlar. Ben de hızlı hücumda excellent release'i gönderdim. Bu maçta iyi savunma yapıyoruz ama savunma hakkında bir şey söylemek istiyorum. Bence iyi savunma yapmak eşittir iyi blok vurmak demek, yani güzel blok vurmak demek değildir. Çünkü vurduğunuz blok dışarı gidiyorsa, taraftarlara kadar gidiyorsa, hani bu herkes tarafından alkışlanır, çok beğenilir falan ama ya, baktığımız zaman takıma hiçbir faydanız yoktur. Yani sadece topu bloklamışsınızdır ve top dışarı çıkmıştır ama hücum yine karşı tarafındır. O yüzden ben de elimden geldiğince blokları arkadan vurmaya çalışıyorum ve top çalmaya çalışıyorum ki burada da hızlı hücumda sayıyı buldum. Arkadan blok vurmak derken hani Panya'ya sıkıştırmak veya Panya'dan çarpmasını sağlamak istiyorum. Öyle olunca top bize geçiyor ki Dallas'tan top kaybı üstüne top kaybı geliyor. Artık işler çirkinleşti desem yeridir ve hızlı hücumda bir sayı daha buldum. Bu maçta da 40 sayı barajını aştım. Şu anda 41 sayı, 4 rebound, 10 asistle oynuyorum ama daha da dikkat çekici olan şey %76 saha içi yüzdesiyle oynuyorum. Kobe Bryant çok güzel geldi perdeye. Müthiş bir ikili oyun oynadık. En başından beri söylüyorum, bu takıma Kobe Bryant için geldim. Hani onunla birlikte bir şampiyonluk yaşamak için geldim ama Nick Young bu takımda olsun isterdim şu anda. Ona da bir şampiyonluk kazandırmak isterdim. Ki gerçekten eminim çok işe yarayan bir oyuncu olurdu playoff'ta. Kobe Bryant 24 saniye biterken atışı başarılı. Ama Sakrer'in gittiği iyi oldu. Gerçekte de sevmem onu. Onun yerine Brandon Haywood gelmiş. Yani ikisi de işe yaramaz ama Sakrer'den daha iyidir bu arada. Çok güzel bir takım oyunu oynuyoruz. Şu anda 115-89 oldu. 2 dakika kala kenara geliyorum sanırım. Kenarda bitireceğim derken yine oyuna girdim. Bir 40 saniye dinlendikten sonra tekrar oyundayım. İşte benim dediğim buydu. Yani beni burada kenara oturttuğu zaman bir daha kaldırmasın. Hani öyle daha gerçekçi olur bu ara. Of of. CJ Watson'a mükemmel bir pas. Normalde ilk yarıda falan teammate grade'im artı olurdu, şu anda maçın sonunda A. Bunun sebebi 8 top kaybım. Post oynadım ama fake'ime cevap alamadım, CJ Watson. Maçın bitimine 8 saniye kaldı ama şutu kullanmak zorundayım. 24 saniye olacak yoksa Raymond Felton. Oo, bayağı geriye gitti, atışım başarılı. Bu sayı gerçekten çok kolaydı, hatta Raymond Felton hediye etti desek geridir. Ve böylelikle de bu maçta da 100 sayı yemeden çok rahat bir şekilde galibiyet alıyoruz. 119-93 3. maçı kazandık ve seride durumu 3-0'a getirdik. Oldukça kolay ve güzel bir maçtı. Yine takımdaki herkes süre aldı ve herkes elinden geleni yaptı. Ben de 26'da 20 ile 43 sayı, 5 rebound, 13 asist, 6 top çalma, 3 blokla oynamışım. Diğerleri ne yapmış şöyle bakalım. Kobe Bryant 31 sayı, DJ Augustin 13 sayı, Brandon Bass 12 sayı ve diğer tarafta Montealis 28 sayı atmış ama yeterli olamadı. Ve böylelikle bu bölümün sonuna geliyoruz. Biliyorum kısa oldu ama bu bölümün 600 beğeniyi geçtiğini gördüğüm anda hemen diğer bölümü koyacağım. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.